Evet, birinci sorudan itibaren başlayalım arkadaşlar. Test 4'teyiz. Supara yayınlarına gene devam edeceğiz. Potansiyel enerjiyi yayın 1 bölü 2 kx kare denkleminden bulmuyoruz. Verilen 3 tane yargı var. Hangileri çıkartılabilir diyor. Yayı germek ya da sıkıştırmak için bir iş yapılmalıdır diyor. Evet, doğrudur. Germek ya da sıkıştırmak için bir iş yapılması gerekmektedir. Burada W eşittir F çarpı X formülünden bulacağız tabii ki. Burada da F ortalama değeri vermemiz gerekiyor. F yerine KX çarpı X yazıyoruz. Bunun ortalama değeri de tabii ki ne olacaktır? KX bölü 2 olacaktır. Sonuçta 1 bölü 2 KX kare değerine ulaşacağız. Bu da bizim neyimizdir? Potansiyel enerjimizdir. Grafikten de bulabiliriz arkadaşlar. Yani burada belirli bir F değeri var. Uzanımımız var. Burada grafiğin altında kalan alan, buradaki taralı alanımız neye verecektir? Gene 1 bölü 2 kx kareye verecektir. F yerine kx yazdığımız zaman buradaki alan da yukarıdaki 1 bölü 2 kx kareye eşit olacaktır. Peki yayı germek ya da sıkıştırmak için iş yapılmalıdır. Yayın sıkışma miktarı 2 katına çıkartılırsa, yani ben buraya 2x yazarsam karesi de ne olacaktır? 4x kare olacaktır. Başlangıcın tam 4 katına çıkmıştır. Esneklik potansiyel enerjisi yay kuvvetinin yaptığı iştir. Zaten yukarıda da yaptığımız iş olarak da belirttik. Her üçü de doğrudur. Cevap E şıkkıdır diyorum. İkinci soruya geçiyorum arkadaşlar. İkinci soruya geldik arkadaşlar. Biri diğerinin iki katı olan türdeş bir yay var. O halde ben bu yayların esneklik katsayılarına ne diyebilirim? Buna 2K diyebilirim. Buna da K diyebilirim. Dikkat edin, 2K çarpı L ile L çarpı 2L çarpı K birbirlerine eşit olması lazım. Yani X için 2K çarpı L, Y için de K çarpı 2L birbirlerine eşitse o zaman ben bunları doğru simgelemiş durumdayım. Peki şimdi ben buna diğerine F, bir diğerine de 2F uygulamışım. F uyguladığım zaman potansiyellerin oranı sorulmakta. X için kullanacağım 2K'dır. Ne kadarlık gerilmiş? Ben F kuvvetinden bulabilirim. Ona XX diyelim. Diğerine K kullandım. Ne kadarlık bir kuvvet uyguladım? 2F'lik kuvvet uyguladım. Buna da XY diyelim. Bunları oranladığımda ne çıkacaktır? XX bölü XY oranları 1'e 4 çıkacaktır. Yani X'i ben X kadar, XY'nin X kadar gerdiğimde ötekisini de 2F kuvvetiyle 4X kadar gelmiş durumdayım. Bunlar bir kenarda dursun arkadaşlar. Şimdi potansiyellerin oranlarına bakalım. PEX ile PEY'nin oranlayacağız. Şimdi yine 1 bölü 2'lerini yazıyoruz. Şimdi K'ları yazmaya geldi. K'ları da başlangıçta bulmuştum. X'e 2K diyorum. Ötekisine de K diyorum. Uzama miktarlarını oranlardan, kuvvet oranlarından birini X olarak bulmuştum. Tabii ki karesini alıyorum. Diğerini de 4X olarak bulmuştum. 4X'in karesini alma durumundayım. 1 bölü 2'ler gitti, k'lar gitti. Yukarıda ne kaldı? 2x kare, aşağıda 16x kare. Sadeleştirme neticesinde cevap 1 bölü 8 çıktı. D şıkkıdır diyorum ve 3. soruya geçiyorum. 3. soruya geldik arkadaşlar. Bir bisiklet tekerine bağlanan dinamo var. Bisiklet sürülünce öndeki ışık çerçeveyi aydınlatmaya başlamıştır diyor, başlar diyor. Yargılarının hangileri doğrudur? İlk enerji mekanik enerjiyle elde edilmiştir. Hayır değil arkadaşlar. Kinetik enerji neye dönüşmüştür? Işık enerjisine dönüşmüştür. Yani kimyasal enerji ışık enerjisine dönüşmüştür diyebiliriz. İkiyi doğru olarak kabul edebiliriz. Ancak dinamonun çalışma prensibinde gerçi kimyasal enerji değildir. Bir içerisindeki bobinlerin çalışmasıyla da alakalıdır. Ama tabii ki burada kullandığı pil de kimyasal enerjiyi ışık enerjisine dönüştüren şarj edilebilir pil olarak değerlendirilebilir. O konuda net olarak bildirilmediği için sonuçta kimyasal enerji ışık enerjisine dönüşmüştür diyebiliriz. Mekanik enerjinin birazı ısı enerjisine dönüşmüştür. Tabii ki sonuç olarak burada mekanik enerji yani tekerlerin yere sürtünmesi de sonuçta aynı zamanda dinamonun lastik pabucunun da bisiklete sürtünmesiyle de ısı enerjisine de bir miktarı dönüşecektir. Yani iki tane doğrudur. 2 ve 3 numaralı yargılar. Buna C şıkkı diyebiliriz arkadaşlar diyorum ve dördüncü soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar, dördüncü soruya geldik. K yayına uygulanan kuvvet buraya doğru 20 Newton.
L yayına uygulanan kuvvette 10 Newton. Bunu MG sintetadan biliyoruz. Ama 20 Newton dediğim zaman hata yapmış oluruz. Çünkü yukarıdan da bir 10 Newton daha geliyor. Yani sonuç olarak buraya 30 Newton'luk bir kuvvet uygulanıyor. Yukarıya 10 Newton uygulanıyor. Peki 30'a 10 oranlarsak eğer 30'a 10 eşittir K çarpı X dedim. Diğerine de K çarpı XL diyorum. Taraf tarafı oranladığım zaman XL X bölü 3 kadar olacak. Yani L yayı X yayının 3'te 1'i kadar sıkışmış durumda. Yani yukarıdaki yay. 1800 eşittir diyorum. 1 bölü 2 K çarpı X kare diyorum. Ötekisini de EPL dedim. Buna da 1 bölü 2 aynı yay sabitini kullanıyorum. Bu sefer uzama miktarı 3'te 1'i olduğu için X bölü 3'ün karesini almak durumdayım. Umarım XL'nin nereden geldiğini öğrenmiş durumdasınız. Çünkü kuvvetlerin oranı yay sabitleri de eşit olduğundan uzama miktarlarının oranını vermiştir. Burada da basit bir işlem neticesinde EPL yani L yayındaki depolanan enerjinin de ben 200 jül olduğu sonucuna ulaşmış durumdayım. Buradaki matematiksel işlemi yaptığımızda A şıkkına ulaşıyoruz arkadaşlar diyorum. Beşinci soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar 5'e geldik. X Y'den büyükmüştür. En önemli nokta burası. Yani biri diğerinden kütle olarak daha fazlaymış ve sonuçta X ile Y yer değiştirmişler. Yargılarımıza tek tek bakalım. K'nın esneklik potansiyel enerjisi değişmez diyor. Yerleri değişse bile aşağıya doğru olan kuvvet sonuçta aynı miktarda açacağı için yani genleştireceği için K yayını sonuçta esneklik potansiyel enerjisi değişmeyecektir. Y'nin yerçekim potansiyel enerjisi artacaktır. Çünkü Y daha yukarı çıkacaktır. Sonuç olarak daha yükseleceği için yerçekimi potansiyel enerjisinin artacağı kesinlikle doğrudur. L'nin esneklik potansiyel enerjisi azalır diyor. Hayır, X daha büyük olduğu için L'yi daha fazla gelecek. Daha fazla geleceği için de esneklik potansiyel enerjisi artması lazım, azalır diyor. Yanlıştır. Sonuçta bize doğruları sormaktadır. Yani 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir diyorum. 6. soruya geçiyorum. 6. soruda arkadaşlar bir devremiz var, pilimiz var. Zirve lambalardan oluşuyor. Aynı zamanda iletken telimiz var, anahtarımız var. Ve anahtar kapatılınca zil çalmaya, lamba yanmaya başlıyor. Kimyasal enerji sese dönüşmüş müdür? Evet, tabii ki zil çalacağı için dönüşmüştür. Lambada ışık vardır, dönüşmüştür. Potansiyele dönüşmüş müdür? Hayır, potansiyele dönüşmemiştir. Çünkü sonuçta kimyasal enerjidir. Sadece ses ve ışık enerjisine dönüşmüştür arkadaşlar. Şekilde de görüldüğü gibi zaten cevabımız C seçeneğidir diyoruz. 7. soruya geldik arkadaşlar. Günlük ortalama enerji ihtiyacı 12.000 kilojülmüş. Kişi enerjisi 2 kilojül bölü gram. Yani gramda 2 kilojül olan bir gıdadan kaç kilogram tüketilirse diyor. 1 gramdan ne kadarlık enerji alıyormuş? 2 kilojüllük bir enerji alıyormuş. Bize kilogram olarak sormuş. Yani 1000 gram yani 1 kilogramını bulmamız lazım. O halde 1 gramda 2 kilojül ise 1000 gramda ne kadar olacak arkadaşlar? 2000 kilojül olacak. Peki 12.000 ise o halde 12.000'i de 2000'e böldüğüm zaman ne bulacağım? 6 kilogram neticesine ulaşmış olacağım. Ama tabii ki aynı gıdadan 6 kilogram tüketemez. Farklı gıdalar olması gerekmekte arkadaşlar diyoruz. Ve C şıkkı diyorum. Diğer soruya geçiyorum. Evet 8. soruya geldik arkadaşlar. Çocukken de sıkçıkla gördüğüm, babamlar çalışırken gördüğüm bir alet var burada. Ve kimyasal enerjisi ne olarak depolandırılıyor Şahmeran'da? Potansiyel enerji olarak depolanıyor. Çünkü kaslarımızdaki enerjiyi biz buradaki Şahmeran'ı yukarı çıkardığımız zaman potansiyel kazandırıyoruz. Ve bir parçaya üzerine düştüğü zaman o halde o kazığı saplamaktadır. Sonuçta yere saplanmaktadır. Yani kinetik enerjiye dönüşmüştür yukarıdaki potansiyel enerjimiz. Başta bir kimyasal enerjimiz var. Burada kimyasal. Sonra potansiyele dönüşüyor. Sonra neye dönüşüyor arkadaşlar? Kinetiğe dönüşüyor, yere saplıyor. Ve bu neticesinde de buraya da ısı diyoruz. Yani bol ışıklı doğru cevabımızdır arkadaşlar diyorum. 9'a geçiyorum.
Dokuzuncu soruda arkadaşlar sıkışan yay var. Yerden havaya atılan top ve daldan düşen elma. Sürtünmesiz ortamlarda yapılan hareketlerin hangilerinde sahip olduğu enerji dönüşümü tekrar edilmiştir diyor. Burada bir ileri geri hareket olacaktır. Sonuçta bir harmonik hareket olacaktır. Birbirini tekrar eden bir harekettir. Yani sonuç olarak da bir numaralı şekli kabul edebiliriz. Yerden havaya fırlatılan topta sahip olduğu enerjilerdeki dönüşüm, yani buradaki enerji nedir? Belirli bir kinetik enerji vardır. Potansiyel enerjiye dönüşmüştür. Sonra tekrar aynı kinetikle geri gelmiştir. Yani buraya ulaşmıştır. Burada bir dönüşüm tabii tekrarı söz konusudur. Ama 3'te ise böyle bir şey söz konusu değildir. Potansiyel enerji vardır ve düşen elma çocuğun kafasına çarptıktan sonra yere düşmüştür. Yani buradaki sahip olduğu enerji dönüşümü tekrar etmemiştir arkadaşlar. Yani hangi enerjiyle geldiyse o enerjiyle yere düşecektir arkadaşlar burada da. Ama burada da sonuçta belirli bir noktada çocuğa kafasına bir kuvvet uygulamıştır ve sekerek düşmüştür. Yani enerji dönüşüm tekrarı söz konusu değildir. Dokuzuncu sorumuzun yani cevabı Bolu şıkkıdır diyoruz. Ama üçüncü şekle daha değişik bir örnek verilebilirdi diye de aynı zamanda da düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bilim insanı enerjinin bitmeden kullanılması için şekildeki devri daim makinesi denen düzenekte hazırlamaya çalışmışlardır. Buna perpetual motion da denir. YouTube'da da videolarla bunu seyredebilirsiniz. Düşünce pratikte işe yaramamıştır. Evet, kesinlikle doğrudur. Çünkü sürtünmeye harcanan sürtünmede kaybolan enerji dikkate alınmamaktadır arkadaşlar. Enerji ısıdan dolayı azalmış, makine durmuştur, doğrudur. Hareketin devamı için makineye sürekli enerji verilmelidir. Çünkü sürtünme mutlaka gerekecektir. Yani daha doğrusu sürtünme enerjiyi bitiren faktörlerden bir tanesidir. Azaltan faktörlerdedir. Başlangıçtaki verilen enerji sürekli sürtünmeye harcandıkça ekstra enerjilere ihtiyaç doğacaktır. Sonuçta verilen üç yargı da doğrudur. Bu düzenekler sonsuz döngüyü sağlamak için doğru düzenek değildir. Mutlaka ne verilmelidir? Enerji ekstra verilmelidir. Cevabımız E seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Evet, 11. soru arkadaşlar. B sabit hızıyla aşağı inmekte olan bir cisimle ilgili yargıları sorulmakta. B sabit hızıysa arkadaşlar cismin kinetik enerjisi ne olacaktır? Hiç değişmeyecektir. Yani bir numara doğru bir seçenektir, yargıdır. Cismin potansiyel enerjisi sürekli yükseklik azaldığı için kesinlikle azalacaktır. Cismin sıcaklığı da ve sürtünme olduğu için sabit hızdır. Çünkü sürtünmeyle eğer sabit hıza sonuçta ulaşabiliriz. Yani sürtünme varsa sabit hız olacaktır. Cismin sıcaklığı da sürekli de tabii ki sürtünme kuvvetli olduğu için de artacaktır. Yani E şıkkıdır diyorum ve son soruya geçiyorum. Evet, son sorumuz arkadaşlar. Prize takılı motor şekildeki gibi O'dan N'ye takılan kasnağı döndüğünde cisim hızlanarak yükseliyor. Yargıları soruyorlar. Elektrik enerjisi motorla mekanik enerjiye dönüşür. Zaten şekilde görüldüğü gibi bir mekanik enerjiye, yani sonuçta cisim yükselmektedir. Mekanik enerji yani hem potansiyel hem de kinetik kazanmaktadır. Mekanik enerjinin bir kısmı milde ısıya dönüşür diyor. Evet, sonuçta burada tabii ki bir sürtünme olacaktır. Isıya dönüştüğü de bir gerçektir. Elektrik enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür diyor. Arkadaşlar kimyasal enerji diye bir şey söz konusu değil. Sonuçta elektrik enerjisi motorun çalışmasıyla bunu kimyasal enerjiye döndürmemiştir. Motorun çalışması ona mekanik enerji kazandırmıştır. Kimyasal enerji söz konusu değildir. Sadece 1 ve 2 doğrudur. Yani cevabımız B seçeneğidir diyorum ve testimizin de sonuna geldik. Bir başka testte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.